Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün Galaxy S20 FE ve Xiaomi 11T'yi karşılaştırıyoruz. Ama videoya geçmeden önce Eren söyleyeceğin bir şey var galiba. Evet evet, çok önemli şeyler var söyleyeceğim. Şu karşılaştırmaya geçmeden bir bekleyelim bence. Biraz bekleyelim, arkadaşlarımız bir abone olsunlar ilk önce. Evet, bir abone olalım. Bir aşağıya bir basabilir miyiz videonun devamı için? Aşağıya bir basalım oradan. Abone ol butonuna. Zili açalım. Zil de çok önemli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olmuşlar. Bence açmışlardır. Yani. Bence de açmışlardır. Yani. Yorum da yapabilirler yani. Kesinlikle. Gerçi videonun başında nasıl yorum yapacaksın? Yani kendi görüşlerini paylaşabilirler deyip biz yine karşılaştırmamıza giriş yapalım. Şimdi bir tarafta Samsung'a böyle direttiğimiz bir Snapdragon istiyoruz. Biz Snapdragon istiyoruz. Getirin şu cihazı artık dediğimiz böyle gerçekten de çok istediğimiz bir cihaz olan S20 FE'nin Snapdragon 865'li versiyonu var. Bir tarafta da bizim çok sevdiğimiz bir cihazdı. Aynen öyle. Bir tarafta da Xiaomi'nin 11 Lite 5G NE, ismi çok uzun bir arkadaş gerçekten. Evet, Mi takısını kaldırmış haliyle bizlerle işlemcisi güçlenmiş bir halde geldi. Ekranı biraz daha gelişmiş, ön kamerası da biraz daha gelişmiş önceki Mi 11 Lite'a göre diyelim ve tasarım kısmıyla giriş yapalım. Şimdi tasarımdan devam edecek olursak burada ben direkt cevabımı vermek istiyorum bir kere ara. Kesinlikle 11 Lite 5G NE'yi ben seçerim yani burada. Ben de 11 Lite 5G NE diyorum evet. Tasarımda. Ama burada Samsung'un kötü olduğu anlamına gelmez, onu da söyleyeyim. Çünkü hani burada alüminyum bir çerçevemiz var S20 FE'de. Arka kapak tasarımımız çok fazla parmak izi bırakmayan bir tasarımımız var. 11 Lite 5G NE'de bu alüminyum çerçeve yok ama bence çok daha elegant, çok ya daha hoş geliyor. Malzeme kalitesi yani. Olarak falan da hiç sana bir eksiklik ki. Vesaire bir şey hissettirmiyor. Öyle bir şey asla yok. Ve yani eldeki kullanım kolaylığı, işte ele oturuşu, ya birçok noktadan o hafifliği falan birçok noktadan zaten şey, hani direkt tasarımı ben buradayım diyen bir cihaz, kullananın başka bir cihaza geçtiğinde ya bu cihazlar çok büyükmüş, tuğlaymış diyeceği bir cihaz. Yani çünkü senin bir kere standartlarını düşürüyor. Yani standartlarını düşürüyordan kastım ağırlık olarak, ebat olarak senin standartlarını düşürüyor. Alışıyorsun ufak bir cihaz kullanmaya. 11 Lite'ı çok fazla kullanırsan. Sonra eline hangi cihazı alırsan al. Ağır ya bu gelecek. Çok büyükmüş, çok ağırmış diyorsun. Öyle de bir cihaz yani. Aynen öyle. Ben de o şekilde katılıyorum. Yani burada tasarım kısmında 11 Lite'a biz çok çok daha yakınız. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi iki tarafında birbirleriyle hem artısının hem de eksisinin olduğu noktaya gelmek istiyorum. Ben işlemci tarafına. Yani işlemci tarafında insan ilk önce neyi istiyor bunu bilmeli. Yani ben güçlü bir işlemci istiyorum, çok oyun oynuyorum, işte çok fazla arka planda uygulamaları açık tutuyorum vesaire vesaire dediğinde, amiral bir işlemci istiyorum dediğinde burada Snapdragon 865 var. Ben günlük hayatta beni hiçbir problem olmadan götürsün, verimliliği yüksek olsun, oyun oynadığım zaman da beni işte düşük grafiklerde yüksek FPS değerlerinde oynatsın veya işte orta grafiklerde oynatsın, rahat bir şekilde bir kullanım sunsun diyenler için de Snapdragon 778'i burada. 778 çok iyi bir işlemci bu arada yani. Bence de çok güzel bir işlemci. Güzel, verimli. Özellikle 11 Lite'daki, Mi 11 Lite'daki 732G'den çok daha güçlü bir işlemci. Çok yani kıyas kabul etmez. Ya 732G ki diğer adıyla bence 720G yani hani çok farklı işlemciler değil zaten. Artık bizim görmek istemediğimiz işlemciler ya. Yani 2,5 senedir, 3 senedir bu 720G'yi görmekten biz neredeyse bıktık yani. Doğru. Her cihazda bir 720G görüyoruz. Burada neyse ki bunun üstüne çıktık. Performans anlamında çok daha güçlü. Verimlilik anlamında 720G'den çok daha üstün olan 778G var 11 Lite 5G'de. İkisinde de 8 GB RAM bulunuyor burada. Ancak şunu bahsetmek istiyorum ki hem 256 GB'lık versiyonları da var ama 11 Lite'ın, daha doğrusu 5G NE modelinin burada 256'lık versiyonunu böyle göremiyoruz gibi bir şey. Tanıtımda, lansmanda söylediler, biz bunu getireceğiz dediler. Fiyatını bile açıkladılar burada ama şu anda herhangi bir şekilde piyasada göremiyoruz. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Kurlar güncellendikten sonra, yani güncellemekten kastım çok yükseldikten sonra da fiyatlar da ona göre yükseldi. Yani çıkış fiyatı 5300 lira civarında bir şeydi 11 Lite 5G NE'nin. Şu anda hani 6000 lira seviyesine 6000 kadar. 6000 liranın biraz üstü, işte 6000-6100 arasında falan görürüz ama yine iyi. Neden yine iyi diyorum? Çünkü Mi 11 Lite 5G NE'nin zamanında çıkan cihazların çoğunun 1,5 kat fiyat yaptığını gördük artık. Evet, aynen. Kendisinin yine bu kadar fiyatı koymamış olması üzerine bence bir artıdır. Yani artı. İlk etapta.
Ama tabii ki bunlar eski masraflarla yani eski kurlarla gelenler, getirilmiş doğru. cihazlar. Her ne kadar işte hepsinin fiyatı artıyor da olsa. Yani bu şu anlama geliyor. 11 Lite 5G NE stokları tükendikten sonra yeni bir parti gelecek olursa gelecek fiyat çok farklı çok olacak. Çok farklı olacak kesinlikle. Veya atıyorum 5G NE 2 çıktı diyelim mesela o geldi. Veya yeni rengi geldi. Onlar çok farklı bir kurla ülkeye girecekleri için aynen. fiyat da çok farklı olacak. O yüzden yani Mi 11 Lite 5G NE de bizim işte X3 GT ile beraber şu an alabiliyorsanız, şu an cebinizde paranız varsa vakit kaybetmeden alın dediğimiz cihazlardan biri. Aynen öyle. Bir de şunu da söylemek istiyorum. S20 FE'nin özellikle Snapdragon versiyonu artık yavaş yavaş tükenmeye başladı. Yani insanlar fiyat performans oranı en yüksek bu fiyattaki 5500-6000 lira bandındaki en yüksek fiyat performans oranı sahip olan telefonu Galaxy S20 FE olarak görüyor ki ben de öyle görüyorum. Yani belki de ama ben yine de çok şey değilim yani S20 FE'ye karşı çok böyle büyük bir sempati barındırmıyorum. Güzel cihaz işte bir kere One UI kullanıyorsun bu bile başlı başına güzel ama ya mesela bugün bakıyorum ben işte atıyorum ekranlara bakalım yani. Ekranlara baktığımda işte yani bu yenileme hızı mevzusunu hesaba katarsam orada S20 FE'nin daha böyle hani 120 Hz'e çıkabildiğini görüyorum. Ama burada şunun akıllara gelmesi lazım. 60 ile 90 arasındaki fark kendini çok fazla hissettirirken 90 ile 120 arasındaki fark kendini o kadar hissettirmiyor. Yani böyle bir sadece dezavantajı var Mi 11 Lite 5G NE'nin diğer tarafta ama ikisinde de panel çok güzel. Ki Samsung zaten panelleriyle meşhur. Evet, zaten, aynen. Yani panelleri güzelken S20 FE'de kullandığı panel yine güzel bu arada. Orada da hiçbir şeyden kaçmamışlar yani bu yönden. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama dediğim gibi yani 5000-6000 lira bandında bir bütçeniz varsa ve ben performanslı bir telefon almak istiyorum diyorsanız da benim şu anda kafamda direkt Tink diye yaktığında ışığı böyle S20 FE canlanıyor Snapdragon 865 ile beraber. Kesinlikle. Bir de dediğim gibi artık böyle parti parti bitmeye başladı yani stoklar da artık tükenmeye başladı çünkü S21 FE'nin ayak seslerini duyacağız 2022 yılıyla beraber. Yavaş hatta, yavaş geliyordu. Aynen öyle hatta S22 serisiyle birlikte bile FE'yi de tanıtabilirler. Zaten Samsung da cihazlarını hızlı piyasaya süren markalardan bir tanesi özellikle Türkiye'yi baz aldığımızda. Yani maksimum 2 hafta 3 hafta hadi bilemediniz 1 ay içerisinde cihazları görürüz yeni cihazlarını Samsung. O yüzden de şu an alacaksanız S21 FE'yi de bekleyebilirsiniz ama ben şu an cihaz alacağım ihtiyacım var derseniz de Snapdragon versiyonu yani model kodunun G780G olan versiyonu Snapdragon'un. Ona çok dikkat versiyonu. Edin. Yani model kodunun G780G olmasına çok dikkat edin. Yoksa Exynos'lu bir S20 FE ile karşılaşırsanız çok üzülürsünüz. Onun yani. Da son harfinde F olduğunu da söyleyelim. Yani G olan versiyonu Snapdragon'u almaya özen gösterin diyebilirim. Performans konusunda bu şekilde bir farkları var. Performansı daha çok isteyen kullanıcılar burada S20 FE'yi tercih etsin ama ben günümü kurtarmak istiyorum. Akıcı bir şekilde devam etsin diyorsanız çok da oyunla alakam yok benim ya derseniz de burada 11 Lite 5G NE'nin 778 işlemcisi çok iyi performans gösterecektir diye düşünüyorum. Evet, bir de One UI ve MIUI farkımız var. Burada. One UI. Kesinlikle One UI. Ben de öyle katılıyorum Era'ya. One UI'nin çok daha akıcı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz burada. Kullanımı kolay, işte yani sana sunabildikleri, sana hissettirdikleri çok daha farklı. One UI'nin kesinlikle ben daha kullanıcı dostu olduğunu düşünüyorum. Burada MIUI'ye göre. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama MIUI'nin de artık böyle oturmaya başlayan bir arayüz olduğunu da söylemek istiyorum. Yine de ben kendi görüşüm daha olarak da yolu var ya. One UI'yi tercih ederdim diye düşünüyorum. Buradan da kamera tarafını atlayacağım. Kamera tarafı biraz çetrefilli. Bence S20 FE. Çünkü neden? Onu da söylemek istiyorum. Ben de kendimi... Megapiksel farkına rağmen aynı S20 öyle. FE. Kendi deneyimlerimi söylemek istiyorum. Ben de S20 FE'yi burada seçerim diye düşünüyorum. Ama şöyle bir ama var. İkisi de bence güzel kameralara sahip değil. Özellikle ön kamerada. Neden? Ben S20 FE'yi kullandığım süre boyunca hatta bir gün geçirmek olarak da vlog'da çektim. Onları da yine kartlara koyarım ben. İncelemesinde zaten 11 Lite 5G'ni de ben yapmıştım. Burada ön kamera konusunda iki telefonu da ben beğenmiyorum. İlk önce ben onu söylemek istiyorum. Ben yine memnunum ya S20 FE'nin ön kamerasından. Yok bayağı ben o dörtlü kamera kıyaslamasına çıktığımda işte V21, Mate 40 Pro ondan sonra... Ama şimdi V21 diyorsun. Ya yani hepsini ön kıyasladım kamera. Da yani Mate 40 Pro'da da kıyaslıyorum. Realme 7'de de kıyasladım o videoda da. Ön kamerada S20 FE'nin bence en kötü çıkan fotoğraflardan bir tanesi olduğuna şahit oldum ben. Bu tarafta beni üzdü S20 FE ama arka kamera tam bir amiral gemisi. Arka kamera tarafında hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Özellikle video çekiminde çok başarılı. Zaten hani OIS desteğiyle evet. beraber iyi işler çıkarıyor. 11 Lite 5G NE'ye baktığımızda ise normal Mi 11 Lite'a göre... Standart.
Ay böyle onun ayarında işte çok fazla geliştirmesi yapılmamış 11 Lite'a, Mi 11 Lite'a göre. Ama ön kamera tarafında da orada 16'dan 20'ye yükselmişti. Burada iki kameraya da baktığımda ön kamera tarafında aslında 11 Lite'a göre kayacağım ama arka tarafta da S20 FE'ye doğru kayacağım. Böyle çaprazlama bir Evet. işim oldu benim. Ben yine de önde de arkada da S20 FE'yi tercih ederim bu arada, onu da ben söyleyeyim. İki kamera tarafında da bu şekilde düşünüyorum ben ama video kısmında kesinlikle S20 FE, yani bu Tabii yine soyutulmaz bir evet. gerçek. Samsung'un hem arayüzünün daha kullanışlı olması hem de kamera yazılımının da çok daha iyi olması burada Samsung'u kazanan taraf olarak ilan ettiriyor bize. Ben öyle düşünüyorum. Hoparlörlere de değinelim. Ben burada hoparlörde S20 FE'yi tercih edeceğim. Çünkü S20 FE'nin verdiği ses duygunluğu çok daha iyi. Ses yüksekliği yani müthiş derecede yüksek olmasa da 11 Lite 5G NE'de böyle seste bir boğukluk var. Büyük ihtimal cihazın işte daha ufak olması vesaire derken o hani o sesin o akustiğinin tam oturmamasından kaynaklı olabilir. Bilmiyorum yani, sonuçta mühendisliğini yapmadım ama yani ses kalitesi olarak bakacak olursak S20 FE çok daha iyi bence. Ama S20 FE'nin sesi de en yüksek ayarda böyle bangır bangır bir ses değil. Evet. Sadece daha temiz burada 11 Lite 5G NE'ye göre. Aynen öyle. Ben de aynı şekilde Era'ya katılıyorum. Ses tarafında ikisi de stereo hoparlör sunuyor ama ben S20 FE tarafında tutacağım kendimi. Onun biraz daha seslerinin kulağa daha hoş geldiğini söyleyebilirim. Ekran konusunda çok ufak bir şey atladığımızı hatırladım şimdi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Burada 11 Lite 5G NE'de HDR10 Plus desteği var. 1 milyar renk gösterebiliyor. Ek olarak da burada 10 bit renk derinliğine sahip ama S20 FE'de herhangi bir şekilde bu destek yok. Tabii Sadece o kadar 120 Hz alengirli sonuç. değil aslında kağıt üstünde S20 FE'nin ekranı, ama ben kesinlikle S20 FE'nin ekranını da yedirmem bu arada. Yani onun da gayet güzel bir paneli var. Ya evet, ikisi de çok başarılı paneller yani. Hangisini alırsanız da sizi üzeceğini sanmıyorum. Buradan da batarya kısmını atlamak istiyorum ben. Sence bataryada hangisi Eray? Şimdi 5G, yani Mi 11 Lite 5G'de şu durum var. Tamam, batarya küçük. Yani 4500 civarında bir bataryadan bahsediyoruz. 4250. Pardon, 4250 mAh'lik bir batarya var. Batarya bir tık küçük ama işlemci verimliliği anlamında daha başarılı olduğu için yani çok rahat günü çıkarıyorsun yani. Ben de katılıyorum Eray'a. Bir tarafta da burada yine 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya var Samsung tarafında. 11 Lite'da da 4250 mAh var. Yani boyut kısmında 250 mAh'lik farkı gün içerisinde hissediyor musunuz? Bence çok hissetmiyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Ama hangisi beni daha çok uzun götürecek diye sorarsanız eğer ben burada 11 Lite 5G NE tarafına kayacağım. Onun da sebeplerini şöyle açıklayacağım. Bir tanesi ekran tarafında 120 Hz yerine 90 Hz kullanması batarya tarafındaki verimliliği biraz daha arttırıyor. Bu bir gerçek. Sonrasında işlemci tarafına baktığımızda Snapdragon 865 güçlü bir işlemci. Tamam, verimli de bir işlemci aslında Güç ama yanında tüketimi de beraber yani getiriyor bunu yani. arabadan hep örnek veriyoruz. Araba ne Yani kadar güçlüyse o kadar çok 4 litre yakıt motoru harcar. varsa arabanın tabii ki de çok O yakacak kadar yani. harcar yani. O yüzden burada da biraz daha orta seviyeye yakın olan bir işlemci olduğu için 778G daha az enerji tüketerek daha fazla bir pil ömrü sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir de bataryaları şarj olmaları var. Orada bir Tabii şimdi fark var. burada ama şu trik var, onu da unutmamak lazım. Sen şimdi bunu aldığın zaman içinden çıkan şarj aletiyle iş bitmiyor. Aynen. Hızlı şarja Ya ulaşamıyorsun. 15 watt. 15 watt Xiaomi 11 Lite 5G dedi. Yani 33 wattlık şarj aleti doğrudan kutudan geliyor. Aynen. Şimdi burada sen 25 wattlık şarj aletini alacağım dersen bugünün koşullarıyla 600 lira gibi bir fiyatı da gözden çıkarman gerekiyor yani. Hani sırf 15 watttan 25 watta çıkmak için o bedeli öder misin? Ben ödemem. Ben de ödemem. Yani en azından böyle üçüncü parti geliştiriciler, markaların işte atıyorum Beiza, Spigen olsun veya bilmem diğer üreticilerin şarj aletlerini 25 wattlık alırsanız Daha uygun böyle fiyata mal uygun fiyata edebilirsin. mal edebilirsiniz ve daha fazla fiyat ödeyeceksin sonuçta. Yani Ya ekstra tabii bir canım, maliyet sadece binecek. şeyle bitmiyor yani. Hani yani ben bunu gidip Spigen'den de alsam, Anker'den de alsam bir para ödeyeceğim yani Tabii, hızlı tabii. şarj aleti için. Yani ben bunu ödemek istemem açıkçası. Kutudan gelmesini isterdim. O yüzden şarj yönünde yani hem pilin daha iyi gitmesiyle hem daha çabuk dolmasıyla 11 Lite 5G NE. Yani bir de ben burada bedeli ödediğim halde bile 33 Watt'a yine erişemiyorum. En fazla 25 Watt'a erişebiliyorum. O yüzden batarya, pil, işte pil ömrü vesaire gibi konularda 11 Lite 5G NE çok daha üstün bana kalırsa Bence de. S20 FE'den. Son olarak fiyat kısmını konuşalım şimdi. Fiyat kısmında aslında birbirleriyle çok Hemen benzerler. hemen aynı. İkisi de 6000 ve 6100 lira arasında değişiyor şu anda, ama biz bu videoyu çekeriz. Zaten aşağıya linklerini bırakacağız biz iki cihazın da. Şimdi gireceksiniz, o linke tıklayacaksınız. Diyeceksin ki 7000 lira olmuş vesaire veya 5500'e düşmüş. Bilemem. Diyeceksiniz ki fiyatlar değişmiş.
değişebiliyor. Yani işte bu kurdaki volatiliteyle bağlı olarak onlar da değişebiliyor. Ama biz bugünün şartlarında ikisi de benzer fiyattaysa sen hangisinden yana kullanırsın tercihle? Ben 11 Lite'dan yana kullanacağım ya. Ben de 11 Lite'dan yana kullanacağım. S20 FE benim sevdiğim cihazlardan biri olmasına rağmen. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani 11 Lite 5G'ye çok daha benim için ağır basıyor. Benim için de ağır basıyor. Özellikle yani tasarım detayı vesaire gibi noktalar. Yani bu kadar hafif, ince, ufak bir cihaz olması benim için çok kayda değer biçiminde böyle önemli kılıyor cihazı. Kesinlikle. Yani evet 865 gibi büyük bir fark var arada aslında. Yani amiral seviyesindeki bir işlemci farkı var ama ben gündelik hayatta 778'e çok rahat gidiyorum yani. Hani böyle bir şey var. O yüzden hani 865'i seçmem için benim gerçekten o işlemci çok yoracak işlemler yapmamı yapmam gerekiyor benim bunun içerisinde. Yapmıyorsam da bana 778G çok çok iyi gidecek zaten. Hani şu an kafamda şunu düşünüyorum. Ersin abi örneği var kafamda. Ersin abi Find X2'den yani 865'li bir işlemciden 11 Lite daha doğrusu Mi 11 Lite'a geçti. Yani 732G işlemcili bir telefona geçti. Ve dedi ki ben dedi bir fark yaşamadım dedi. Aynen öyle. Çünkü 865'in gücünü sonuna kadar kullanmıyor aslında. Ama abi sen şuysan ben bütün gün oyun oynuyorum. PUBG'den çıkmıyorum. Heh, orada işte, fark yaratıyor. Orada esas farkı görüyorsun zaten. Ama bunu da tabii ki de yani oyun oynayacak adam için geçerli bu. Yani oyun oynamayacak adam ister gitsin 865 kullansın, ister 888 kullansın, İsterse 778 kullansın, hiçbir arada bir fark yaşamayacak. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kesinlikle ben de öyle katılıyorum. Yani şu an bu telefonlardan bir tanesini alacaksam ve böyle 5500-6000 lira bandında bir cebimden para çıkacaksa ben Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin tarafında olurum diye düşünüyorum. İşlemci tarafını düşünüyorum. Sonrasında bir de baktığımızda aslında kamera tarafının, arka kameranın özellikle performansını orada baz aldığımızda S20 FE öne çıkabiliyor ama ben yine de kafamı böyle rahat bir şekilde bakarsam burada 11 Lite 5G NE modelini satın alırım diye düşünüyorum. Eray da aynı şekilde düşünüyor. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Zaten durdurduk oradaki arkadaşlar zaten illaki bizlere abone olmuşlar diye düşünüyorum. Bir sonraki karşılaştırmalarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.